Birinci soru. Birinci adım. A büyük B büyük C olacak şekilde 3 basamaklı ABC sayısını yazınız. İkinci, üçüncü, dördüncü, 5. Sonra da demiş ki bu işlemler sonunda aşağıdaki kelimelerden hangisi elde edilir? Birinci adımda A büyük B büyük C olacak şekilde 3 basamaklı bir sayı söyleyelim. A rakamımız 3, B rakamımız 2, C rakamımızı 1 alalım. Bu durumda ikinci adım 321'den CBA 123'ü çıkartacağız. 321-123 198 ediyor. Bu durumda x, y, z sayısı 198'dir. 198 ile z, y, x sayısı yani 891'i toplayacağız. Bu durumda sonuç 1089 yapıyor arkadaşlar. Şimdi abc'yi farklı rakamlar aldığımızda bile 3. adımla geldiğimiz zaman her zaman sonuç 1089 gelecek. 4. adımda GPS'de yani 1089'u 40 ile ne yapacağız? Çarpacağız. Buradan gelen sonuç 40 ile çarptığımız zaman 43.560 yapıyor arkadaşlar. Sonra da diyor ki 4. adımda bulduğunuz sayının rakamlarına karşılık gelen harfleri 5. adıma bakarak yazınız diyor. 0 rakamı N harfine karşılık geliyor. 6 rakamı A harfine. Zaten seçeneklere baktığımız zaman ne ile biten sadece Orhan kelimesi var. Dolayısıyla şuradaki rakamlar Orhan kelimesine karşılık gelecektir. Bu soruyu şöyle de düşünebilirdik. Örneğin dördüncü adıma baktığımız zaman 40 ile çarpılmış. Bu 40 ile çarpıldığından dolayı seçeneklerdeki sayılarımız kesinlikle 40'ın katı yani 5 ve 8'in katı olması lazım. Zaten seçeneklerdeki kelimelerin sayılarını yazdığımız zaman 8 ve 5'in katı olan sadece A seçeneğinin olduğunu görürsünüz. Cevabımız A seçeneği diyoruz. İkinci soru. Birden 9'a kadar rakamlar şekildeki dairelere yerleştiriliyor. Satır ve sütun toplamlarının eşit olması için A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Satırdaki sayıların toplamına X dersek sütunla satırdaki sayıların toplamı birbirine eşit olduğundan dolayı şu sütundaki sayıların toplamı da X olacaktır. Şekle bakarsak şu A iki defa yazılmış oldu. Buraya kullanılan sayılar da 1'den kaça kadar? 9'a kadar olan sayılar. Bunların hepsinin toplamı ama a 2 defa yazıldığından dolayı dairelerdeki sayıların toplamı 1'den 9'a kadar artı a. a da 1'den 9'a kadar olan rakamlardan bir tanesidir. Şimdi bunların toplamı ne oldu? 2x'e eşit oldu. 1'den 9'a kadar artış sayıları toplarsak n çarpı n artı 1 bölü 2'den 9 çarpı 10 bölü 2 artı a eşittir 2x. 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 gelecek. 45 ile A rakamını topladığımız zaman sonuç 2x olacak. Şimdi burada 45 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. 2x çift bir sayı. Bu durumda A kesinlikle tek olması lazım. O halde A yerine gelebilecek rakamlarımız 1'den 9'a kadar olan tek rakamlar. Yani 1 gelebilir, 3 gelebilir, 5 gelebilir, 7 gelebilir ve 9 gelebilir. A yerine gelebilecek rakamların toplamı soruluyordu. Toplanıldığında cevap 25 ediyor. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü soru. Bütün tam kare sayılar birden başlamak üzere ardışık tek sayıların toplamı olarak yazılabilir. Örneğin 16 sayısı 1 artı 3 artı 5 artı 7. Bu da ardışık ilk 4 tek sayı olduğundan dolayı bunların toplamı 4'ün karesi yani 16. 25'i de örnek olarak vermiş. Bakın ilk 5 ardışık tek sayının toplamı 25. Buna göre demiş ki 121 sayısı birden başlamak üzere ardışık tek sayıların toplamı olarak yazıldığında en son sayı aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi 121 sayısı 11'in karesi. Yani bu şu demek ardışık ilk 11 tek sayının toplamı 121'miş arkadaşlar. Yani 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta nokta. Biz en son sayıya 2'ye eksi 1 diyelim. Çünkü tek sayıların genel terimi 2'ye eksi 1'di. İşte bu toplam 121'e eşitmiş. Şu 2'ye eksi 1 11. tek sayıdır. Peki 11. tek sayı ne? Ben gördüğüm yeri 11 yazarsam. 2 çarpı 11 22 eksi 1 21 eder çocuğum. En son sayımız 21'miş. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü soru kendisinden farklı ve pozitif tam bölenlerin toplamı kendisinden küçük olan pozitif tam sayıya güçsüz sayı denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi güçsüz sayı değildir? Seçeneklere bakalım. 9 sayısına baktığımız zaman 9'un kendisinden küçük pozitif bölenlerinin toplamı yani 1 artı 3 4. Bu da 9'dan küçük olduğundan dolayı 9 sayısı güçsüz bir sayıdır. 12'ye baktığımız zaman 12'nin kendisinden küçük pozitif bölenleri 1'e bölünüyordu, 3'e bölünüyordu, 4'e bölünüyordu, 6'ya bölünüyordu. İşte bunların toplamı 10, 13, 14 yapıyor. Bu 14 kendisinden küçük değil. Dolayısıyla 12 sayısı güçsüz bir sayı değildir. Peki diğer seçeneklere de bakalım. Örneğin 13 sayısı kendisinden küçük pozitif bölenleri sadece 1 var. Kendisinden küçük güçsüz bir sayıdır. 21 sayısına baktığımız zaman da kendisinden küçük pozitif bölenler 1'e bölünüyordu, 3'e bölünüyordu, 7'ye bölünüyordu. Bunların toplamı yine 21'den küçük. Güçsüz bir sayıdır. 35'e baktığımız zaman da 1'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 7'ye bölünüyor. Son olarak kendisine, kendisinden küçük dediğinden dolayı bunların toplamında 35'ten küçük güçsüz bir sayıdır diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Beşinci soru. Rakamları farklı 3 basamaklı ABC sayısı veriliyor. ABC sayısında C rakamı diğer rakamların bir tanesinden 2 küçük, bir tanesinden ise 1 büyüktür. Bu şartlara uygun yazılabilecek tüm ABC sayılarından 500'e en yakın olanlardan 2 tanesi toplanırsa sonuç kaç olur? Rakamlarımızdan bir tanesi C ve diğer AB rakamlarını da C cinsinden yazılmasını sağlamış. Örneğin bir tanesi C ise C rakamı diğer rakamlardan bir tanesinden 2 küçüktür. Yani diğer rakamlardan biri C'den 2 büyüktür. Bir tanesinden ise C 1 büyükmüş. Bu durumda diğer rakamlardan biri C'den 1 bir eksiktir. Elde edeceğimiz 3 basamaklı sayı 500'e yakın olmasını istiyorsa kesinlikle bu sayının yüzler basamağı 5 veya 4 şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. Yüzler basamağını 5 yapmaya çalışalım. C artı 2'deki C'yi eğer 3 alırsam C artı 2 bu durumda 5'e eşit olmuş olur. C eksi 1 de 3 eksi 1'den 2 olur. Bu durumda C kesinlikle 3'tü ve ABC şeklinde 3 basamaklı sayı yüzler basamağını 5 C artı 2. Onlar basamağında 2 alırsam sayım 523 olur ve bu 500'e yakın bir sayıdır. Başka ihtimalleri de değerlendirelim. Şimdi de yüzler basamağını 4 yapmaya çalışalım. Örneğin şu c-1 üzerinden gidelim. Eğer ben c'yi 5 alırsam c-1 bu durumda 5-1'den 4 gelecektir. c artı 2 de 5 artı 2'den 7 gelecektir. Ve şuradan oluşabilecek 3 basamaklı sayımız c5 olduğundan 5, 7 ve 4'ü kullanacağım. 500'e yakın olmasını istiyorsam ben bunu 475 şeklinde yazabilirim. İşte 500'e yakın en yakın sayılarımızdan iki tanesi bu. Bu 523 ile 475 sayıların toplamı isteniyordu arkadaşlar. Benden bunların toplamı 998 oluyor. Hocam daha farklı durumlarda yok mu? Evet C'ye daha farklı değerler de verebilirsiniz. Ama vereceğiniz değerlerden en yakın olanlar bunlar arkadaşlar diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Altıncı soruya geldik çocuğum. Ada en küçük 7 tane farklı asal sayı kutu içindeki sayıların toplamı birbirine eşit olacak şekilde yerleştiriyor. B kutusunda bulunan sayılardan biri 17 olduğuna göre A kutusundaki sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kutulara yerleştirilen asal sayılar en küçük asallar olduğundan dolayı buralara yerleştirecek asallarımız 2, 3, 5, 7, 11, 13 ve 17. Bakın 7 tane farklı asal sayı yazdım. Peki her bir kutudaki toplam ne olacak? Bunların hepsini ne yapıyorum? Topluyorum. Topladım ve bunların toplamının 58 olduğunu görüyorum. Bu durumda her bir kutuda 58 bölü 2 eşittir toplam 29 olması gerekiyor. Ve B kutusunda 17 sayısı atılmış. Buna göre demiş ki A kutusundaki sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyordu. Hemen seçenekleri bir göz atalım. Cevap A seçeneği olamaz. Çünkü A seçeneğindeki sayı 4'e tam olarak bölünüyor. 4 demek 2 çarpı 2 demek bir tane asal sayımız 2 çarpanı vardı. Dolayısıyla bu gitti. E seçeneğine bakalım. Son iki basamağı 24. 4'e tam bölünüyor. Bu da gitti. Diğer seçeneklere bakmamız lazım. Şöyle bir C seçeneğine bakmak istiyorum. 858 sayısını şurada bir asal çarpanla ayıralım. En küçük asal sayımız 2'ye bölünüyor. 429. Rakamları toplamı 3'ün katı 3'e bölünüyor. 143. 11'e bölersem 13. 13'e bölersem 1. Demek ki bu sayının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 çarpı 3 çarpı 11 çarpı 13. İşte asal bölenlerin toplamı şayet 29'u veriyorsa ki topladığımız zaman 24, 27, 29 oluyor. Cevabımız budur diyoruz arkadaşlar. A kutusundaki sayıların çarpımı 858 olabilir. B, B, D seçeneklerine baktığımız zaman da asal çarpanı ayırdığımızda asal çarpanların toplamı 29 yapmadığından dolayı cevap onlar değil arkadaşlar. 7 soru. Bir şehirde binan 1999'a kadar numaralandırılmış sokak isimleri belediye kararı ile rakamlar ve harflerden oluşacak şekilde yeniden adlandırılacaktır. Yeniden adlandırma yapılırken sokak numarasının birler basamağı kaldırılarak yerine alfabede haricindeki diğer 28 harf sırasıyla kullanılmak suretiyle sayının yanına yazılacaktır. İsimlendirmede. Alfabetik sıra bozulmayacak. Z harfi kullanıldıktan sonra tekrar A harfine geçilecektir. Buna göre N harfinin üçüncü defa kullanıldığı tabelada bulunan rakamların toplamı kaçtır? Birler basamağına 28 harf sırayla yazılacak. E, bu durumda binden başarsanız, eğer şayet 1028'e geldiğim zaman o 1028'de yazılacak olan sayımız 1, 0, 2 ve birler basamağı Alfabedeki son harf yani Z olacak. Peki her 28, 28 daha ilave edelim arkadaşlar. 1028'e bir daha ilave ettim. Yani 1029'dan sonra tekrar A başlayacak. Bu şekilde gidecek. 1056'ya geldiğim zaman yine buradaki ifadem 1, 0, 5, Z olacak. Peki 1028'e kadar olanla şu arada bir tane N harfi kullanılıyor. Yine 1028'e 1000. 56 arasında bir tane daha N kullanılıyor. N harfi bizim alfabedeki 16. harfimiz. Bu durumda 1056'dan sonra ben buna 16 eklemem lazım. 16 eklediğim zaman da 1072'ye gidiyorum. İşte 1072'de tabelada yazılacak olan rakamlarımız ve harfler 107 ve N harfi. E bu durumda işte bu tabeladaki rakamların toplamı 1 artı 0 artı 7 eşittir 8 geliyor. Cevabımız A seçeneği. Burada E'nin alfabemizdeki 16. harf olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. 8. soru. Aşağıdaki sayı doğrusunda x, y, z reel sayıları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur? X sayısına baktığımız zaman eksi 2 ile eksi 1 arasında negatif bir sayı. Y sayısı eksi 1 ile 0 arasında negatif bir sayısı sayı. Z sayımızda 0 ile 1 arasında pozitif bir sayı. İfadelerimizi incelediğimizde birinci ifadede y ortak çarpan parantezine alırsam y çarpı x eksi z sıfırdan büyük olduğu belirtilmiş. x eksi z ifadesi küçük bir sayıdan büyük sayı çıkartıldığından dolayı buranın işareti kesinlikle eksi. y de eksi 1 ile sıfır aralığında olduğundan dolayı burası da eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. O zaman birinci ifade kesinlikle doğrudur. İkinci ifadeye baktığımız zaman da y çarpı z z'den küçük deniliyor. z'nin işareti 0 bir arasında olduğundan dolayı pozitif. y eksi 1 de 0 arasında olduğundan dolayı negatif. Eksi artın çarpımı eksi. E, z de pozitifte Eksili bir ifade pozitif bir sayıdan her zaman küçüktür. İkinci ifade kesinlikle doğrudur. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman y ortak çarpan parantezine alırsam y artı z olmuş olur. Ve sıfırdan büyük diyor. y artı z Y sayısı eksi 1 ile 0 arasında. Z sayısı da 0 ile 1 arasındadır. Siz bu iki ifadeyi topladığınız zaman burası negatifte olabilir pozitifte olabilir. Bakın hemen şurada alt alta toplarsan bunların aralığı eksi 1 ile 1 arasında. E buranın işareti belli olmadığından dolayı burası kesinlikle sıfırdan büyük diyemem. O halde cevabımız 1 ve 2 B seçeneği. Dokuzuncu soru. Bir ucu şekildeki gibi sayı doğrusuna bir noktasına sabitlenmiş ipin uzunluğu 2 birimdir. Buna göre sayı doğrusunda ipin ucunun değebileceği aralığı veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki ipi sağa doğru yatırırsak boyu 2 metre olduğundan dolayı bir ucu 3 noktasına gelecektir. Eğer sola doğru yatırırsanız da bir ucu eksi 1'e gelecektir. Demek ki ipin ucunun değebileceği aralık eksi 1 ile x dersen arkadaşlar 3 arasındadır. O halde seçeneklere baktığımız zaman çözüm aralığı eksi 1 ile 3 aralığı gelen seçenek doğru cevabımızdır. Hemen C seçeneğine bakalım. Mutlak değeri ifade pozitif bir sayıdan küçük eşitse içerideki ifade bunun eksilisi ile artılısı arasında idi. Her tarafa da bir eklersen bakın buradaki çözüm kümesinin eksi 1 ile 3 aralığında olduğunu görmüş oluyoruz. Bununla aynı cevabımız C seçeneği. 10. soru. Şekilde iki karenin köşelerindeki dairelerin içine sayıları yazılmıştır. Her karenin köşelerindeki dairelerin içindeki sayıların çarpımı ait oldukları karelerin içinde yazılan sayıya eşittir. Buna göre a-2b ifadesinin değeri kaçtır? Soldaki karemizin içindeki sayı x ve bu x köşelerdeki sayıların çarpımı eşittir. Yani 27. Dilerseniz bunları hemen üssü sayı olarak da yazalım. 27 3'ün kübü. 1 bölü 81 3 üssü eksi 4. 243, 3 üssü 5. 9 üssü b'yi de 3'ün karesi 3 üssü 2b olarak yazabilirim. O halde x sayısı soldaki karenin köşelerindeki dairenin içindeki sayıların çarpımına yani 3'ün kübü çarpı 3 üssü 4 çarpı 3 üssü a çarpı 3 üssü 5'e eşit arkadaşlar. Aynı şekilde şuradaki 3x sayısı köşelerindeki dairelerin içindeki sayılar 3 üssü eksi 4 çarpı 3 üssü 5 çarpı 3 üssü 5 çarpı 3 üssü 2B'ye eşittir. Ben bunları şöyle taraf tarafa oranlarsam şu x'er sadeleşecek. Aynı şekilde sağ tarafta 3 üssü x4 der. Şu 3 üssü 5 ile paydadaki 3 üssü 5 sadeleşecek. Geriye solda 1 bölü 3. Sağda da 3 üssü. 3'ün kübü çarpı 3 üssü Tabanlar eşit üstleri toplayalım. 3 üssü artı 3. Aynı şekilde aşağıda da 3 üssü 5 ile 3 üssü 2B kaldı. Bunların çarpımı tabanlar eşit üstleri toplarsak 3 üssü 5 artı 2b yapıyor. Sol taraftaki 3, 1 bölü 3, 3 üssü eksi 1 eşittir. Sağda da bölme işlemini gerçekleştirelim. Tabanlar eşit üstleri çıkartıyordum. Yani a artı 3'ten eksi 5 eksi 2b dedim. Şimdi arkadaşlar üssü sayılarda tabanlar eşitse eşitlik var. Üstler eşit olmak zorunda. Soldaki eksi 1 nereye eşit? Sağdaki a eksi 2b, 3 ile eksi 5'i toplasam eksi 2. Iki. 2'yi karşıya göndersem artı 1 eşittir. a eksi 2b Benden de onu istiyor çocuğum. Cevabımız A seçeneği. 11. soru. Şu sembol kök A sayısından küçük en büyük tam sayı. Üçgen sembolü de kök A sayısından büyük en büyük tam sayı şeklinde tanımlandığına göre 322 artı 73 işleminin sonucu kaçtır? Hemen şuradaki işlemin sonucunu bulalım. Kare kökünü alacaktık. Yani kök 322. Bunun yaklaşık değeri arkadaşlar. 17'nin karesi 289. 18'in karesi 324'ü arada olduğundan dolayı 17,9 gibi bir şey arkadaşlar. Peki bana demiş ki kök köka sayısından küçük en büyük tam sayı. Yani 17,9'dan küçük en büyük tam sayı 17. Hemen e, şu 73 işlemin sonucuna bakalım. Bunun da kare kökünü alacağız. Bunun da yaklaşık değeri 8,6 gibi bir şey arkadaşlar. Ve bana demiş ki üçgen işleminin sonucu 8,6'dan büyük en küçük tam sayı. Bundan büyük en küçük tam sayımız da 9'dur. İşte bunların toplamının sonucu 17 artı 9, 26 cevabımız D seçeneği çocuğum. Gelelim 12. sorumuza. Bir torbada sarı ve lacivert bilyeler vardır. Lacivert bilyelerin ağırlık ortalaması 12 gram, sarı bilyelerin ağırlık ortalaması 7 gramdır. Bilyelerin tümünün ağırlık ortalaması 9 gram olduğuna göre sarı bilyelerin sayısı lacivert bilyelerin sayısının yüzde kaçıdır? Torbamızdaki sarı bilye sayısına x, lacivet bilye sayısına y diyelim. Lacivet bilyelerinin ağırlık ortalaması 12 gram olduğuna göre lacivet bilyelerinin toplam ağırlığı 12'nin y katıdır. Aynı şekilde sarı bilyelerin ağırlık ortalaması 7 gram olduğuna göre sarı, bi sarı bilyelerin toplam ağırlığı da 7x'dir. Tüm bilyelerin ağırlık ortalaması 9 gram olduğuna göre bütün lacivetle bütün sarıların ağırlıklarının toplamını toplam bilye sayısına böldüğümüz zaman bu da tümünün ağırlık ortalaması 9'u verecektir. Buradan içer dışa çarpımı yaparsam 12 artı 7x eşittir. 9y artı 9x. 9y'yi karşıya gönderirsem 3y eşittir. 7x'i de karşıya attım. 2x. Bu durumda arkadaşlar ben y 2'nin katı x de 3'ün katı. Yani sanki y'den 2 tane x'den 3 tane alabilirim. Çünkü benden yüzde kaçılır diye soruyor. Bu durumda soru şuna dönüştü. Soruda demiş ki sarı bilyelerin sayısı lacivet bilyelerin sayısının yüzde kaçıdır? E, sarı bilyelerin sayısı 3, lacivet bilyelerin sayısı 2 olduğuna göre acaba 2'nin yüzde kaçı 3 eder diyor. E buradan A'mız yüzde 150 arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. 13. soru çocuğum. Bir kargo şirketi taşıdığı paketlerden 1,5 kilograma kadar olan ağırlık için 5 TL ücret almaktadır. 1,5 kilogramdan sonraki her gram için 0,004 TL ücret almaktadır. Bir müşteri 4 farklı günde 4 farklı paket göndermiştir. Her gönderdiği paketin ağırlığı 1,5 kilogramdan fazladır. Toplam 36 TL ödemiştir. Buna göre toplamda kaç kilogramlık ürün göndermiştir? 1,5 kilogramdan sonraki her gram için 0,004 TL ücret alınıyorsa kilo başına 1 kilo 1000 gramdı. 1000 çarpı 0,004 eşittir 4 TL ücret alınır. Müşterimiz 4 farklı günde 4 paket gönderecek. Her gönderdiği paketin ağırlığı da 1,5 kilogramdan fazla. Şimdi 1,5 kilograma kadar 5 TL ücret alındığından dolayı kargo şirketi Bundan 4 paket için 4 çarpı 5 lirayı mutlaka alacak. Sonra o paketleri tartacak. O paketler hepsi toplamda x kilo 1,5 kilogramdan fazla olsun. Onların da kilogram başına 4 TL'sini alacak. Ve toplam ücreti 36 TL almış olacak. Buradan 4 çarpı 5 20 karşıya gönderdim 16. Eğer 4 x eşittir 16 ise x eşittir 4. Demek ki arkadaşlar toplamda 1,5 kilogramdan o 4 paket 4 kilogram fazlaymış. Bizden istenen toplamda kaç kilogramlık ürün gönderilmiştir diyordu. E, 4 tane paket vardı 1,5'a kadar 4 çarpı 1,5 6 kilogram. O 6 kilogramın üstüne 4 kilogram da fazla göndermiş. Yani toplamda 10 kilogramlık ürün göndermiştir. Cevabımız B seçeneği. 14. soru aşağıda üçgen ve dairelerden oluşan bir süsleme verilmiştir. Süslemede birinci motifte üstteki üçgen kırmızı ile boyanmıştır. Bir sonraki motifte geçilirken ise saat yönünde 90 derece döndürülerek üçgenlerin boyanmasına devam edilmiştir. İlki üçüncü motif olmak üzere her üç motifte bir daireler yeşil ile boyanmıştır. Süslemede toplam 168 üçgen olduğuna göre boyalı dairenin altında boyalı üçgenin bulunduğu şeklindeki motiflerin sayısı kaçtır? Bu süslemede toplam 168 üçgen olduğuna göre diyordu. Bakın her bir motifte 4 tane üçgen var. Bu durumda bu süslemede 168 bölü 4. 42 tane motifimiz var. 42 motif sıralanmış. Süslemeye dikkat edersek her 4 tanesinde üçgenlerin konumları aynı. Ve her 3 süslemede de Üçgen içindeki dairenin konumları aynı. Yani her 3'te bir tekrar ediyor. Biri de her 4'te bir tekrar ediyor. O halde her 3 ve 4'ün katında 12'de motifler tekrar eder. Ve ilk arkadaşlar 3. motifte bu şart ne yapıyor? Sağlanıyor. Bu durumda bunun 12 fazlasında yani 3 artı 12 15. motifte de boyalı dairenin altında boyalı üçgen olur ve bunun yine 12 ilerisinde 27. motifte de yine arkadaşlar boyalı dairenin altında boyalı üçgenimiz olur. 27'nin 12 fazlası 39. motifte de bu şart sağlanmış olur. Burada toplam 42 motif vardı. 39'dan bir 12 ileri giderse 42 geçmiş olur oluruz. Bu durumda bu şekildeki motiflerin sayısı 1 2 3 4 tane Cevabımız C seçeneği. 15. soru. Ozon gazı tüm bakteri, mikrop, mantar ve küflere karşı sterilizasyon amaçlı kullanılabilmektedir. Zararlı kimyasallara kıyasla daha etkili ve aynı zamanda daha çevre dostu bir temizleyicidir. Özel bir hastanenin koridorlarında kullanılan ozon makinesi her defasında 12 dakika çalışıp 7 dakika duracak şekilde ayarlanmıştır. Bu makine 06.24'te çalışmaya başlarsa saat 11.52'yi gösterene kadar kaç kez 17 dakika boyunca çalışır? 06.24'ten 11.52'ye kadar hemen 11.52'den 06.24'ü çıkartırsak 5.28 demek ki 5 saat 28 dakika boyunca bu makine çalışıyor. Peki 5 saat 28 dakika kaç dakika ediyor? 5 çarpı 60 artı 28 328 dakika boyunca makine çalışıyormuş. Ve makina her defasında 17 dakika çalışıp 7 dakika, dakika duracak şekilde ayarlanıyor. Yani her 24 dakikada bu döngü tekrar ediyor. O halde 328'i alalım 24'e bölelim. 32 24 1. 1 kere 24 24. Şurası 8. 88'de 24 3 defa var. 3 çarpı 24 72 kalan 16. Demek ki arkadaşlar soruda demiş ki kaç kez 17 dakika boyunca çalışır? 13 kez 17 dakika çalışıyor. Çünkü 13 kez 24'er aralık var burada. En son bakın kalan 16. Bu kalan 16 17'ye varmadığından dolayı burada arkadaşlar 17 dakika boyunca çalışmıyor. O halde cevabımız 13 B seçeneği. 16. soru. Her birinde eşit miktarda kahve bulunan iki termostan birincisindeki kahvenin tamamı özdeş boş fincanlardan dördünü ve özdeş boş kupalardan ikisini. İkincisindeki kahvenin tamamı ise bu boş fincanlardan üçünü ve bu boş kupalardan beşini tamamen doldurmaktadır. Buna göre aynı miktar kahve bulunduran üçüncü bir termostaki kahvenin tamamı boş kupalardan kaçını tamamen doldurur? Deniliyor ki termosla eşit miktarda kahveler var. O termoslardan bir tanesiyle özdeş boş fincanlardan dördünü. Her bir fincanın hacmine F dersek kahvemizi dört tane fincan ve iki tane kupaya bir kupanın hacmine de K dersek iki kupayla tamamen dolduruyormuşuz. Veya ikinci termosu da arkadaşlar kahvenin tamamını bu fincanlardan üç tanesiyle 3F. Ve bu boş kupalardan 5 ile 5 tane K ile tamamen doluyormuş. E, termoslar aynı. Kahve miktarları aynıysa bunlar birbirine eşittir. 3 fincanı sol tarafa atarsam bir tane fincanın hacmini 2 K ile sağ tarafa gönderirsek 3 tane kupanın hacmine bedeldir. Soruda demiş ki aynı miktar kahve bulunduran 3. bir termostaki kahvenin tamamı boş kupalardan kaçını tamamen doldurur? Hemen şurada F'ye gördüğüm yere 3K yazarsam 3 çarpı 3K'dan 9 tane kupa artı 5 tane kupa yani 14 tane kupayla kahvenin tamamı doldurulabilir. Cevabımız E seçeneği. 17. soru. Yukarıda aslan, kutup ayısı, zürafa ve filin doğdukları zaman sahip oldukları ortalama ağırlık ile yetişkin hallerinin ulaşabildiği ağırlıklar verilmiştir. Bu tablo esas alınarak aşağıdaki oranlamaları yapılıp ABCD ondalık kesileri elde ediliyor. Yeni doğan aslanın ağırlığının yetişkin aslanın ağırlığına oranı A. Bakın burada aslanımız burası. Yeni doğan ağırlığı 2,5 kilogram. Yetişkin ağırlığı 300 kg. İşte bunların oranı. Yani 2,5 bölü 300 A'ya eşitmiş. İlkine baktık. İkin, i̇kincisine bakalım. Yeni doğan kutup ayısının kutup ayısının ağırlığının yetişkin kutup ayısının ağırlığına oranı B. Yani B eşittir. Kutup ayısının yeni doğanı 0,7 kilogram. Yetişkin ağırlığı da 900 kilogram. 0,7 bölü 900 diyoruz. Diğerine bakalım. Yeni doğan zürafanın ağırlığı 70 kilogram. O da C'ymiş. C eşittir 70 bölü. Yetişkinin ağırlığına oranı 70 bölü 2000. Yeni doğan filin ağırlığını yetişkin filin ağırlığına oranı da D'ymiş. D eşittir. Yeni doğan 120. Yetişkin de 6000'miş. İşte bana demiş ki buna göre A, B, C, D sayıların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle yapsak. Şu sıfırların bir tanesi gider. Şurası 7 bölü 200. Şunları sadeleştirdik. Burası 12 bölü 600. Şimdi A, B, C, D kesirinin paydalarına baktığımız zaman 300, 900, 200 ve 600 var. Bunların ekokları 1800 yapar. Paydalarını 1800 yapmaya çalışalım. İlk kesirimiz A kesirini 6 ile genişletirsem 6 çarpı 2.5 15 bölü 1800. B 2 ile genişletirsem 1.4 bölü 1800 yapıyor. Bunu da 9 ile genişletirsem 7 kere 9 63 bölü 1800 oluyor. Bunun da paydasını 1800 yapmak için 3'e genişletirsem o da 36 bölü 1800 yapıyor. Paylar ortaksa payı büyük olan daha büyüktür. Payı en büyük olan C. Sonra D. 36. Sonrasında A. Büyük A. 15. Sonrasında da B arkadaşlar. Hangi seçeneğimize var? C, D, A, B. Cevabımız A seçeneği çocuğum. 18. soru. Sütlü ve bitter çikolataların bulunduğu kutular ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Kutulardaki çikolata sayıları birbirine eşittir. A kutusunda sütlü çikolatalar, B kutusunda bitter çikolatalar bulunmaktadır. A kutusundaki fındıklı sütlü çikolata sayısı fıstıklı sütlü çikolata sayısının 4 katıdır. E ben fıstıklı sütlü çikolata sayısına x dersem fındıklı sütlü çikolata sayısı 4x olacaktır. Ve toplamda A kutusunda 4x artı x 5x çikolata var. B kutusundaki fındıklı bitter çikolataların sayısı fıstıklı bitter çikolataların sayısının 3 katıdır. Yani B kutusundaki fıstıklı bitter çikolataların sayısına Y dersem fındıklı bitter çikolataların sayısı da 3 y olur. Ve toplamda B kutusunda 3 y artı y 4 y tane çikolatamız var. Aynı şekilde kutulardaki çikolata sayıları birbirine eşittir denilmişti. Yani 5x eşittir 4y. Buradan x'e 4k dersek y'imiz 5'in katı 5k. Devam edelim. A ve B kutularında toplam 45 tane fıstıklı çikolatamız varmış. E fıstıklı çikolatalar şurada x tane vardı, burada y tane vardı. Demek ki x e y'nin toplamı 45. x'e e 4k dedik, y'ye de 5k dedik. Bunların toplamı 45 ise 9k 45. Buradan K'mız 5 olur. B kutusunda kaç tane fındıklı bitter çikolata vardır deniliyor. E B kutusundaki fındıklı bitter çikolataların sayısı 3y idi. E y'mizi de arkadaşlar 5k idi burası 15K oluyor. K değerini de 5 bulmuştuk. 15 çarpı 5'ten 75. Cevabımız D seçeneği çocuğum. 19. soru. Ayşe ve Meltem'in yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ayşe'nin yaşı X. Meltem'in yaşı 3Y bölü 4. Şöyle bir yazalım. Ayşe X yaşında. Meltem 3Y bölü 4. Diyor ki Ayşe Y yaşına geldiğinde ne kadar yaşa artacak? Y eksi X bu durumda Meltem'in yaşı da y eksi x artacak. Meltem'in yaşı ne olacak? 3y bölü 4'e y eksi x ekleyeceğiz. E Meltem'in yaşı da x oluyormuş. Demek ki bu x'e eşitmiş arkadaşlar. Hemen buradan düzenleyelim. Şu 3y bölü 4 ile y'yi toplarsam 7y bölü 4 yapar. Eksi x'i de karşıya gönderdim. 2x. İçer dışarı çarpma yaparsam 7y eşittir. 8x. Buradan y'ye 8k x de 7k şeklindeki sayılar. Ve soruda denilmiş ki x ile y'nin toplamı kaç? 45. O halde bu ikisinin toplamı 45'miş arkadaşlar. E buradan 8 7 daha 15k. Eğer 45 ise k değerimiz buradan 3'tür. Ve benden x soruluyor. E x değerimiz de 7 kaydı. K'yı da 3 buldum. 7 çarpı 3 21. Demek ki Ayşe 21 yaşında. Yani x 21 20. soru. Bir dizi yapımcısı 80 bölüm sürmesi planlanan bir dizinin %80'inde reyting ortalamalarının üstüne geçmeyi hedeflemektedir. İlk 50 bölümün 46 tanesinde reyting ortalamalarının üstünde olmasına rağmen belirlenen hedef gerçekleştirilememiştir. Buna göre bu dizi kalan bölümlerin en az kaçında reyting ortalamalarının altında kalmıştır? Dizi 80 bölüm sürmesi planlanıyor ve %80'inde Rating ortalamaların üstüne yani 80 çarpı 80 bölü 100 eşittir 64 bölümde Rating ortalamanın üstüne geçmeyi hedefleniyor. Bu dizi kalan bölümlerin en az kaçında Rating ortalamanın altında kalmıştır deniliyor. Bu durumda en az sayıda dediğinden dolayı olabildiğince kalan bölümlerde Rating ortalamasının üstüne çıkmamız lazım. Ama Rating ortalamasının üstüne çıktığımız zaman da hedefi tutturmamamız lazım e, 64'te hedefi tutturabiliyorsak maksimum sayıda bunun bir eksiği olan 63 ile hedefi tutturamamış oluruz ve rating ortalamalarının üstüne geçen Demek ki 63 tane bölüm olabilir maksimum sayıda Peki 46 tanesinde rating ortalamanın üstündeydik geriye 63 eksi 46 kaç tane arkadaşlar 17 tane daha bölüm kalmış oluyor. E i̇lk 50 bölümden sonra daha 30 tane bölüm var. Ve bu 30 tane bölümünde 17 tanesi reyting ortalamanın üstüne çıkılabiliyorsa 30'dan da 17'yi çıkardığımız zaman geri kalan 13 bölümde en az sayıda rating ortalamasının altında izlemek cevabımız D seçeneği. 21. soru. 120.000 TL değerinde bir otomobil isteyen Mehmet Bey bankaya başvurarak kredi çekmek istediğini söylemiştir. Banka krediyi şu şartlara göre vermiştir. Kredi otomobil değerinin %80'i için kullanılabilir. Bu durumda kredimiz 120.000'i alıyoruz. %80'i ne yapar? 96.000 TL kredi çekilmiştir. Çekilen kredinin geri ödemesi 24 aymış. İlk taksit tutarı kredi çekilen miktarın 24'e bölünmesiyle elde edilen tutardır. Yani 96.000'i alıyorum. 24'e bölersem ilk taksit tutarımızın 4.000 TL olduğunu görürüz. Kredi borcu ödenirken her 6 aylık dönemde bir önceki 6 aylık dönemde ödenilen taksit tutarının %10'u kadar artış olmaktadır. Yani ilk 6 ayda taksit tutarımız 4000 TL. İkinci 6 ayda taksit tutarımız 4000 TL'nin %10 fazlası. Yani 4000 çarpı 110 bölü 100. O da 4400 TL. 4 TL'lik bir artış var. Üçüncü 6 ayda 4400'ü alıyoruz. Bunun da üzerine bir %10 eklenmiş oluyor. Çarpı 110 bölü yüzden bu da eşittir. 4840 bir 440 TL daha üzerine geldi. Dördüncü yani son 6 ayda 4840 bunun %10 fazlası 110 bölü 100 bu durumda taksit tutarımız 5324 TL oluyor. Peki, soruda deniliyor ki Mehmet Bey kredi borcunu bitirdiğinde otomobilini almak için ödediği toplam miktar otomobilin değerinden kaç TL fazladır? Şimdi ilk 6 ayda bankaya vermesi gerekenden fazla para vermemiş. Ama ikinci 6 ayda normalde 4000 lira vermesi gerekirken ay başına 400 lira fazla e, 6 ay boyunca bunu yapıyor. 6 çarpı 400 lira bankaya fazladan para veriyor. Üçüncü 6 aya da baktığımız zaman 4000'den 840 fazla 6 çarpı 840 lira fazladan veriyor. Dördüncü 6 aya baktığımız zaman bu sefer 4000'den 1324 fazla 5324'ten 4000'i çıkartırsanız Ve burada da 6 ay ödüyor. 6 çarpı bu kadar fazladan ödemiş oluyor. Yani Mehmet Bey kredi borcunu bitirdiğinde otomobili alabilmek için ödediği toplam miktar otomobil değerinden bunların toplamı ve çarpımı kadar fazladır. Ve buradan arkadaşlar cevabımız 15.384 geliyor. Cevabımız C seçeneği. 22. soru bir yabancı dil kursunda açılan İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça kurslarına katılan öğrenci sayıları ile ilgili olarak aşağıdaki sütun grafiği verilmiştir. Almanca kursuna katılan öğrenci sayısı Fransızca kursuna katılan öğrenci sayısının iki katıdır. E, Fransızca kursuna katılan x öğrenci varsa Almanca kursuna katılan 2x tane öğrenci olur. İngilizce kursuna katılan öğrenci sayısı Fransızca kursuna katılan öğrenci sayısının 3 katına eşitse bu durumda burası da 3x. Ve İngilizce kursuna katılan öğrenci sayısı Rusça kursuna katılan öğrenci sayısının 2 katı. Yani Rusça İngilizce'nin yarısı 3x bölü 2 öğrenci. E, bir öğrenci birden fazla kursa katılamamaktadır. Buna göre bu dil kursunda 4 kursa katılan toplam öğrenci sayısı kaçtır? E, Almanca kursuna katılan 2x vardı. 2x de 48'e eşittir. Bu durumda x'imiz değeri 24. E, dil kursunda 4 kursa katılan toplam öğrenci sayısı hepsinin toplamı. Yani 3x artı, 2x artı, x artı, 3x bölü 2. Şunların toplamı 6, 1.5 da buradan gelecek. 7.5x olur. x değerimiz de 24 olduğuna göre... 7.5'u 24 çarpacağız. Ve cevabımız 180 A seçeneği. 23. soru. A ve B reel sayıları için P A çifttir. Q önermesi A tam sayıdır. R önermesi A artı B tektir. Önermeleri veriliyor. Buna göre önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri kesinlikle 1'dir? Birinci önermeye bakalım. P ise Q. Yani A çift ise Q. A tam sayı diyor arkadaşlar. Şimdi iseli önermenin doğru olabilmesi için ilk önermeyi doğru olarak kabul ettiğim ettiğim zaman kesinlikle ikinci yani Q önermesi doğru olması lazım. A çift sayı kabul ettiğim zaman arkadaşlar çiftlik teklik tam sayılar oluyordu. Kesinlikle A tam sayıdır. Yani birinci önermemiz doğrudur. İkinci önerme de R ancak ancak Q demiş arkadaşlar. Şimdi Doğruluk değeri kesinlikle birdir diyor. Aksi bir durum bulduğum an arkadaşlar kesinlikle bir demeyeceğiz. Örneğin A artı B tektir ancak ancak Q yani A tam sayıdır. Arkadaşlar ben 1 bölü 2 ile A'yı 1 bölü 2 B'yi de 1 bölü 2 alırsam 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1 oluyor. 1 tek bir sayı ama arkadaşlar A olan 1 bölü 2 sayısı bir tam sayı değil arkadaşlar. Yani ilki doğruyken diğeri yanlış oldu. Dolayısıyla bir öner bu önerme yanlış bir önerme oldu. Kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Üçüncü ifadeye bakalım. R ise Q. Aynı durum burada da geçerli arkadaşlar. Bakın R A artı B tektir deniliyordu. Yine 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamına aldım. 1. 1 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Ama Q arkadaşlar ne dediniyordu? Q A tam sayıdır. Buradan arkadaşlar 1 bölü 2 yine bir tam sayı değildir. Dolayısıyla bu da kesinlikle 1'dir diyemeyiz. Dördüncü süne bakalım arkadaşlar. Q veya R. Yani A tam sayı veya A artı B tek ise P. A çifttir deniliyor arkadaşlar. Yine aynı durum A'yı arkadaşlar 1 bölü 2 B'yi de 1 bölü 2 aldım. Toplamı kaç oldu? 1 oldu. Bu durumda A'ya verdiğim değer 1 bölü 2 sayısı arkadaşlar çift olmadı. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğruluk değeri 1'dir diyemiyoruz. Cevabımız yalnız bir A seçeneği çocuğum. 24. soru. Sude uzun kenarı A artı 3B, kısa kenarı A artı 2B birim olan bir dikdörtgen çiziyor. Bu dikdörtgenin kısa kenarı boyunca sağ köşeden 2B birim uzaklıkta kesiyor. Kestiği dikdörtgeni diğer dikdörtgenin altına şekildeki gibi yapıştırıyor. Sude bu şekli en küçük kareye tamamlamak isterse en az kaç birim karelik bir kağıt yapıştırmalıdır? Bu dikdörtgenin kısa kenarı boyunca sağ köşeden 2 birim uzaklıkta ne yapıyordu? Kesiyordu. Yani şurası 2B şuradan kesti. Şurası 2B. Kenar uzunlukları A artı 2B. Şu kenar uzunluğuna ne kaldı? tamamı a artı 3 b idi. Bu durumda buraya a artı b kaldı. Sonra şuradaki aldığı bunun altına yerleştirdi. E, kenar uzunlukları şurası a artı 2 b. Şurası da a artı 2 b olur. Ve bunu bir kareye tamamlıyor arkadaşlar. Ben en küçük kareye tamamlayacak. Ben bu en küçük karenin bir kenar uzunluğu şunların toplamı. Yani a artı 2b artı a artı 2b 2a artı 4b alabilir. E bunu 2a artı 4b birimlik kenar uzunluğu 2a artı 4b olan bir kareyi tamamlamak istiyormuş. En az kaç birim karelik bir kağıt parçası yapıştırılması lazım diyor. E bu karenin alanından başlangıçtaki kısmın alanı yani şuranın alanını çıkartırsak cevabını bulmuş oluruz. Kenar uzunluğu 2a artı 4b olan karemizin alanı 2a artı b 4, 2a artı 4b'nin karesi olmuş olur. Başlangıçtaki dörtgenimizi de alanından çıkartırsak a artı 2b çarpı a artı 3b cevabımızı bulmuş oluruz. 2 artı 4b'nin parantez karesini alırsak birincinin karesi 4a kare birinci ile ikincinin iki katı 16 tane ab ikincinin karesi 16b kare eksi şunu dağılma özelliğini kullanırsam arkadaşlar a çarpı a, kare a çarpı 3a 3b eksi 3ab 2b çarpı a, eksi 2b a ve eksi 6 tane B kare. Şimdi buradan 4 A kare ile A kareyi topladım. 3 tane A kare oldu. Eksi 16 AB buradan. Şuradan da eksi 5 AB. Artı 11 tane AB. 16 B karemiz burada. 6 tanesi de giderse 10 tane B karemiz kalır. Cevabımız bu olur. B seçeneği. 25. soru. Bir bu işleri mağazasında satılan Korea modelleri aşağıda gösterilmiştir. A kümesi pembe renkli kolyeler, B kümesi üçgenli kolyeler, C kümesi dikey sıralı kolyeler kümeleri tanımlandığına göre taralı bölgedeki toplam eleman sayısı kaçtır? Taralı bölgelere baktığımız zaman şuradaki kısım her üçünün kesişimi. Yani her üçünü de aynı anda sağlayan kaç eleman var ona bakacağız. A kümesi pembe renkli kolyeler, pembe renkli kolyeler hemen şöyle gösterelim. Şunlar. Bunlardan B kümesi üçgenli kolyeleri alacağız. Üçgenli kolyeler nerede var arkadaşlar? Burada var ve burada var. Şimdi bu kırmızılardan C kümesi dikey sıralı olan e, dikey sıralı olan sadece şurası var. O halde şuradaki eleman sayısı bir elemandır. Evet gelelim şimdi şuradaki kısma. Bu e, bu kısımda taralı bölge sadece pembe renkte olacak. Üçgenli olmayacak. Dikey olmayacak arkadaşlar. Sadece pembe renkli kolyeler zaten bir işaretlenen kısımlar arkadaşlar. Bunlardan üçgenli kolyeleri çıkaracağız. Bu gitti. Şu gitti. Ve dikey sıralı kolyeyi de çıkaracağız. Bu da gitti. O zaman geriye şu ikisi kalıyor arkadaşlar. Demek ki buranın eleman sayısı da 2. E, taralı bölgedeki toplam eleman sayısı da 3 olur. Cevabımız D seçeneği. 26. soru. Ceren, Pınar ve Dilara isimli 3 arkadaş tiyatroya gideceklerdir. Biletlerini önceden internetten almak istiyorlar. İnternet ekranında koltuk düzeni gösteriliyor. Dolu olan koltuklar kırmızı, boş olan koltuklar beyaz renk ile belirtilmiştir. Yan yana oturmak isteyen 3 arkadaş boş koltuklardan 3 bilet alacaklardır. Buna göre salonda kaç farklı şekilde oturabilirler? Öncelikle yan yana oturabilecekleri kaç farklı durum var onları tespit edelim. Bakın arkadaşlar şöyle şuralarda otururlarsa yan yana otururlar. Bir durum buradan geldi. Şöyle yan yana oturabilirler. 2 durum oldu. Şöyle olursa 3 durum oldu. Şöyle oldu bakın buradan 4 durum geldi. Ardından hemen aşağıda 5 durum. Hemen şöyle kaydı 6 durum. Şurası 7 durum. Şurası 8 durum. Bir sağa kaysalar 9 durum. Bir sağa daha kaydılar 10 durum. Şöyle 11 bir durum. Bir sağa doğru kaydı. 12 durum şuradan 13 durum bir sağa kaysalar 14 durum var. Yani bunlar 14 farklı durumda oturabilirler. Arkadaşlar her bir oturma düzeni mesela şuraya 3'ü kaç farklı şekilde dizilebilirler? E, 3 faktöriyel bu şekilde 14 tane farklı yer var arkadaşlar. Bu durumda 3 faktöriyel çarpı 14 yani 6 çarpı 14 eşittir. 84 farklı şekilde oturabilirler. Cevabımız E seçeneği. 27. soru çocuğum. Bir ayrıtları ortak olan yüzeylere komşu yüzeyler denir. Bir dütörkenler prizmasının iki yüzeyi maviye boyanacaktır. Rastgele seçilerek boyanacak olan bu iki yüzeyin komşu yüzeyler olma olasılığı yüzde kaçtır? Şuraya hemen bir prizma alalım. Öncelikle örnek uzayımızı tespit edelim. Rastgele seçilerek boyanacak olan iki yüzey. Prizmamızda 6 tane yüzeyimiz var. Bunun 2 tanesini seçeceğiz. Bu durumda örnek uzay 6'nın ikili kombinasyonu. Peki istenen durum ne? Bu iki yüzeyinde komşu yüzeyler olması isteniyor. Peki kaç tane komşu yüzeyimiz var? Ona bakacağız arkadaşlar. Örneğin şuradaki yüzeyle buradaki yüzey arkadaşlar komşu yüzeydir. Aynı şekilde şuradaki yüzeyle şu yüzey komşu yüzeydir veya şuradaki yüzeyimizle şuradaki yüzeyimiz komşu yüzeydir. Dikkat ederseniz bakın şu ayrıtımız için arkadaşlar komşu yüzeyler şurası. Bu ayrıtımız için arkadaşlar komşu yüzeyler şu yüzeyler. Ve veya şu ayrıtımız için komşu yüzeylerimiz bu, burası. Yani toplamda kaç tane ayrıtımız varsa o kadar komşu yüzeyimiz var diyebiliriz. Arkadaşlar prizmada toplamda 12 ayrıt var. O halde İstenilen durumların sayısı da 12. 12 bölü 6'nın ikili kombinasyonu da 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. Bunu 3'e sadeleştirirsem 4 bölü 5. Benden yüzde kaçtır deniyor. Paydasını 100 yapmaya çalışalım. 20 ile genişletirsem 80 bölü 100 ise yüzde 80 olmuş olur. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar bu soruyu şöyle de düşünebilirim. Örneğin şu yüzeyi alırsak. Bakın bu yüzeye ait olan komşu yüzey kaç tane var? 4 tane var arkadaşlar. E, o 5 tane yüzeyden 4 tanesi nedir? Komşusudur. Bu durumda direkt cevap 4 bölü 5 yani 80 bölü 100 yüzde 80 de diyebiliriz. 28. soru. Şekilde eksi 3'e 5 aralığında y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. yx eşittir fx eksi 1 eksi 3 olduğuna göre yx küçük 0 koşulunu sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? fx parçalı bir fonksiyon. Parçalı fonksiyonun denklemini elde etmeye çalışalım. Şöyle fx eşittir. Grafiğin sağ kolu doğrusal bir denklem. Eğim arkadaşlar x eksenini eksi 2, y ekseni 4'e kesinden dolayı. Eğimi 4 bölü 2'den 2 x'in kat sayısı 2. Y ekseni 4'e kesinden dolayı 2x artı 4 şeklinde olması lazım. Ve birden küçüklerin denklemi bu arkadaşlar. Ve birden büyükler için de fonksiyonumuzun sağ parçası. Eğim arkadaşlar bakın şurası 6 birim. Şurası da 3 birim. 6 bölü 3'den 2. Ama sola yatık olduğundan dolayı eksi 2x artı. Aynı şekilde 5'in görüntüsünün eksi 2 olabilmesi için sabit sayımıza 8 olması gerekiyor. Şimdi fx'in denklemini elde ettim. yx ne? fx eksi 1. Önce fx fonksiyonunu bir birim nereye? Sağa öteleyeceğiz arkadaşlar. Bakın fx fonksiyonunu bir birim sağa ötelemek demek. fx'e x gördüğüm yere x eksi 1 yaz demek. Artı 4. Aynı şekilde kritik noktalarda da aynısını yazıyorum. Yani x eksi 1 küçük eşittir 1. Alttaki doğruda da x gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam x eksi 1 birden büyük oldu. Bunu biraz düzenleyelim arkadaşlar. Bakın fx eksi 1 eşittir. Üstteki denklemde 2x eksi 2 artı 4. Buradan 2x artı 2 geliyor. Eksi 1'i buradan sağ tarafa atarsam x 2'den küçük eşit için 2x artı 2. Aynı şekilde alttaki denklemi de dağıtırsam eksi 2x artı 2 artı 8'den artı 10. Buradan da eksi 1'i sağ tarafa atarsam x büyük ne olur? 2 olur. Şimdi bunu bu denklemi arkadaşlar şayet 3 birim aşağı indirirsek gx'i elde etmiş oluruz. Yani gx eşittir fx eksi 1'in 3 birim aşağıya ötelenmiş hali. Hemen biraz önce bulduğumuz denklemlerdeki y değerlerini 3'er azaltırsam şu ifadem 2x artı 2 eksi 3 2x eksi 1 x küçük eşittir 2 Alttaki eksi 2x artı 10'u da 3 azaltırsam eksi 2x artı 7. x büyük 2. Gx'in denklemi bu. Şimdi bunun grafiğini çizelim arkadaşlar. Şöyle doğrusal denklemlerinin grafiğini çizdiğimiz zaman grafiğimiz şu şekilde olacak. Yani x eksenini burada 1 bölü 2'de kesecek ve 7 bölü 2'de kesecek. Aynı şekilde tanım aralığı başta eksi 3'e 5 aralığı verilmişti. Bu sefer bir birim sağa ötelediğimden dolayı tanım aralığı eksi 2 ile 6 arasında olur. Şimdi gx'e baktığımız zaman eksi 2 ile 6 arasında görüntülerin negatif oldu. Bakın arkadaşlar 1 bölü 2'den küçükler için görüntüler negatif. 7 bölü 2'den büyükler için de görüntüler negatif. Peki eksi 2 ile 6 arasında 1 bölü 2'den küçükler kimler var? Eksi 2 var, eksi 1 var ve 0 var. Peki 7 bölü 2'den büyükler arkadaşlar 4 var, 5 var ve 6 var. İşte bunların toplamı. Toplarsak arkadaşlar 12 eder. Cevabımız A seçeneği. 29. soru. F periyodik fonksiyonu için F0 eşittir eksi 5, F1 eşittir eksi 2, F2 eşittir 1, F3 eşittir 4 eşitlikleri veriliyor. Her x sayısı için Fx eşittir Fx eksi 4 eşitliği sağlandığına göre F15, F28, F62, F81 toplamının sonucu kaçtır? Fx fonksiyonu fx eksi 4'e eşit. Yani bu fonksiyon periyodik bir fonksiyon. Her 4'te ne yapıyor? Tekrar ediyor. Bu durumda f15 değeri 15'in 4 ile bölümden kalan F3'e eşit. F28, 28'in 4 ile bölümden kalan nedir? Sıfırdır. F0'a değeri eşit. F62'nin değeri de 62'nin 4 ile bölümden kalan 2 olduğundan F2'nin kendisine eşittir. F81, 4 ile bölümden kalan da F1'e eşittir. Bu değerler de yukarıda hazır olarak verilmiş zaten. F3 değeri 4'e eşittir. F0 değeri eksi 5 F2 değeri artı 1. F1 değeri de arkadaşlar eksi 2. Bunların toplamı eksi 2. Cevabımız C seçeneği. 30. sorumuz. Px artı 2 polinomu veriliyor. Buna göre Px'in ne ile bölümünden kalan? X eksi 1 ile bölümünden kalanı istiyor. Hemen böleni sıfırlayan x değeri ne yapıyorduk arkadaşlar? Polinomda yerine yazıyorsak buradan kalanımız geliyor. Demek ki kalan P1'e eşitmiş. O halde bize verilen bilgiden P1'i bulmaya çalışacağız. Px artı 2 polinomunun eşitliği verilmiş. Px artı 2'de içinin 1 olabilmesi için x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eşitliğin sağ tarafında da her tarafta x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Bu durumda P1 yani kalanımız 4 çarpı eksi 1 üzeri 5'ten eksi 4. Eksi 2 çarpı eksi 1 üzeri 4'ten artı 1 çarpı eksi 2'den eksi 2. Eksi 1'in kübü eksi 1. Eksi ne arkadaşlar? 3 çarpı eksi 1'in karesi eksi 3 artı 1. Bunları toplarsam arkadaşlar cevabımız eksi 9 gelecek. D seçeneği.